Sıradaki müzik yolculuğumuzla devam ediyoruz. Sırada 108 Zeynep var. Mahsun Kırmızıgül'ün bir şarkısıyla geliyor. Bu gurbetin geceleri soğuk olur, çekilmez. Yalnızların derdi var, yaşamayan bilemez. Tebrikler Zeynep. Zeynep'in annesi Zehra Hanım da burada. En başta oturuyor evet, kendisi. Evet, 108 yazıp 30.04'e gönderiyoruz. Evet, Zehra Hanım da duygusal anlar yaşadı. Gözleri yaşardı. İçeriden izledik biz de. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Belki Zehra Hanım bir şey söylemiyor. Ha, 10 vermiş Ebru Gündeş bu arada. Tamam, yıldızlı bir 10 geldi bile çok Ebru Gündeş'ten. Zaten bugün anneler günü. Yani kötü not vermeye kalksak da nasıl vereceğiz annelerinin yanında? 5 puan ona, 5 puan bana. işte yok, sana biraz yüksek bu hafta, güzel söyledin sen. Teşekkür ederim. Bu hafta gülüyorsun da, fena değil. Bu hafta iyiyim. Babam da geldi. Artık Trabzon'dan herkes geldi. Ondan gülüyorsun. Evet. Nerede baba? Ha, siz misiniz efendim? Merhaba ailenizden. Bu adam efendim. Benim babamı da okumuştum. Şimdi annem. Ha, şimdi haftaya annem. Abim falan. Heh, bak şöyle gül işte, ne güzel. Yok, iyiyim bu hafta. Bu hafta iyisin. Evet. Allah Allah, güzel. Evet, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anne adaylarının. Çok sağ olun. Ah. Ya, peki. Peki. Orhan Bey. Bugün anneler günü ve bu eserler anneler için yazılmış. Bu eserler anneleri anmak, yad etmek için yazılmış. Dolayısıyla ne denir ki? Bu eserleri anneleri anmak için yorumlayana da ve bu eserleri annelerine yazanlara da teşekkür ediyorum. Ya bugün ayrı duygusal bir gün. Evet. Annelerle evet. ilgili olan konu beni son derece duygulandırıyor. Ben zaten ayrıca iyi bir icra da yaptı evet. Zeynep. Ben de 10 veriyorum tabii ki. Teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım. Şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum. Konsept olarak anneler günü ve bütün eserler annelere... Hepsi değil. Değil. Hepsi değil Bülent Hanım. Değil. Yani zaman, öyle bir mecburiyet yoktu. O zaten zaman, sınırlı sayıda anneyle ilgili biliyorsunuz. O zaman hani annelerle ilgili eserlere işte... Daha yüksek puan vereceğiz diye hürmet, öyle mi algıladınız? Hürmeten evet. Hani 10 verip de ötekilerle falan yo, o zaman yo, bir terslik yo. Oluşur. Tabii. Yani annesi orada oturuyor. Ben ne diyeyim şimdi? Yandan baksan. Ya öyle işte. Ben de baktım. Sen, Osman'dan önümde duruyor. Annesi böyle yapıyor. Buradan bakıyor. Ben aranıza gireyim. Anne Karadenizli. Şöyle bir bakın isterseniz. Ben 10 veriyorum. Bir bakış yetti Zehra Hanım. Görüyor musunuz? Bir bakışta. Bak anneler geldi. Gördün mü puanları? Evet, ben bu arada öncelikle Bülent hocamızın elini öpmek istiyorum. Ben şimdi birinci yarışmadaydım ya bundan önce. Evet. Ben çekiniyordum işte yaklaşmaya, konuşmaya. Baktım ikinci yarışmada herkes sarılıyor, öpüyor. Ben de bir kere öpebilir miyim? Benim için hava hoş tabii. Bugün Bülent bunu... Hanım'ın elini tuttum merdivende. Diyecektim, baktım böyle bayağı stresliydi falan. Korktum, şimdi elinizi öpebilir miyim? Sağ olun. Evet. Yani. Ama terliğe terliğe geliyorsun bakıyorum. Evet. Anneler gününüzü kutluyorum. Sağ olun. Allah bahsin. Sizin de anne adaylarını. Bana ne? Anne adayları. Yo, hadi. Ne benimkini elime öpmeyeceksin herhalde. Hadi bakalım. Gelecek babalar gününüzü kutlu. Bu kadar bir zeka olamaz. Zeki, çok zeki, zehir. Sevgililer gününüzü kutluyorum gelecek olan.
Tabii sevgililer günü niye? Herkes ama... ilanı aşk yapıyor. Arman, ha bak 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 Arman bir dakika hayır. Aa, hayır. Mehtap'la aralarında Mehtap, demek ki şey Mehtap var. Mehtap bir şey söyledi tüm... ona da şey atıyor. Ne kadar evet. Akıllı tüm ben böyle bir şey görmedim. Tüm gençlerimizin gelecek olan Mehtap 19 Mayıs sevgili. Gençlik Bayramı'nda kutluyoruz. Sen nasıl zeki bir şeysin sen? Ama sen bu şey gidişte sen bu gidişte kabotaj bayramını da kutlarsın. Evet yine bu hafta alo. Engelliler haftası. Ha. Onlara da sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Başka güzel. Var mıydı Osman Atan Bey? Daha bilmiyorum. Bir Haziran'da içer- ne vardı? Yılbaşı var. Hayır unuttunuz. 2009 bu hafta yılbaşı. Hemşireler haftası. Hemşireler haftası. Onlara da tabii ki. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Ama Haziran'da babalar günü değil mi? Var tabii. İkinci yine pazar. 19 Mayıs var bak daha i̇kinci. Çok var kutlayacağın şey senin. Evet. Ya ikinci ya üçüncü pazar. Hepsini şimdiden bitiriyorsun sen bir evet. Daha hiçbir kutlama yapmayacaksın. Ama Osman yapacaksın. Bey bir şey söyleyebilir buyurun miyim? Buyurun Orhan Bey. Bakmayın Zeynep şu anda geldi. Bu da bir duygu anıdır. Aslında her hafta kuliste sağ olsunlar çocuklar gelip elimizi öpüyorlar. Yanaklarımızdan öpüyorlar. Biz de onları öpüyoruz. Yani sevgilerini saygılarını... Zaten her zamanda gösteriyorlar. Sağ olun Orhan Baba her zaman bize. Berhudar olun, berhudar olun. Teşekkürler Armağan'cığım. Bazen ilk sahneye çıktığınızda hakikaten en saf halinizle çıkıyorsunuz aslında. Ondan sonra başka bir şey oluyor. O araya o profesyonellik... O para artık çalışmak zorunda olmak, kendinizi başka bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, başka insanlara beğendirmek zorunda olmak bazen o ilk otantizmi ortadan kaldırıyor maalesef. Maalesef öyle. Mesela bence bu Zeynep'te çok net. Zeynep ilk çıktığında buraya o yarışmadayken ki otantik halini üzülerek söylüyorum ki korumuyor. Bir değişmiş. Başka bir şey olmuş. Artık fön, hep fön çektiriyorum Armağan. Ondan söz etmediğimi çok iyi biliyorsun. Neden söz ettiğimi de çok iyi anlıyorsun. Maalesef ki artık profesyonel olmuş. Ve artık öğretmen gibi, ders verir gibi başka bir şey söylüyor sahnede. Ve mesela o elektriği bana çok geçiriyor. O otantik Zeynep değil artık. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama... Profesyonelleşiyor diyorsun. Evet. Ve bence her şeyin kayboluyor. Evet, her şeyin otantiği güzel belli ki. Hani bazen burada çok profesyonel ol, işte böyle yapma diyoruz, belki de kötü ediyoruz. Yani mesela bu gece o Zeynep yoktu. Benim o seyretmeyi sevdiğim sıcak Karadenizli, o sahnede durduğunda kendimi sımsıcak hissettiğim Zeynep gitmiş. Geçen hafta da öyleydi. Yerine Mehtap gelmiş. Aa, bu da Mehtap'a keşke, takılmış. Sen de kafayı Mehtap'la bozmuşsun yok, şaka ama. Şaka yapıyorum ben Armağan Bey. Yani ayrıca keşke anlayayım. Mehtap gelse yerine. Mehtap gelmemiş, böyle daha sert, daha başka bir anlık yani. Armağan Bey, geçen hafta seyircilerdi. Bu hafta annem türküsüyle mahvoldum. Yani mecburen otantik olamıyoruz. Çok duygusalız tamamen. Ben bir şey öğrenmek buyurun, istiyorum. Konuşmanız eğer bittiyse. Şimdi ne değişti? Yani çözüm üretmek adına afaki değil de çözüm üreterek bir neticeye varırsak diye düşünüyorum. Bence şu değişiyor Bülent Hanım. Şimdi buradan yarışmadan gitti, profesyonelde çalışıyor, ama, artık sahne yapıyor. Ama burada hemen bir araya girmek istiyorum tırnak içinde. Bu arkadaşımız, bu çocuğumuz efendim daha önce de çalışıyordu. Hatta ve hatta Armağan Bey ben 14 yaşımdan sahne, beri program yapıyordum. Sahne yapıyordu. Artı radyo programı yapıyordu. Televizyon. Televizyon mu? Radyo televizyon programı yapıyordu. Ve bunu söyleyen de ben sizden duydum bunu. Efendim demek oluyor ki yani tamamen profesyonel bir şekilde zaten icraî faaliyet de içindeydi. Bu yarışmaya efendim girip buradan çıktıktan sonra ne değişti? Yine o sahnedeydi, yine o sahnede. Yani değişmesini sağlayacak herhangi bir artı oldu mu? Ben olmaz mı? Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Bir kere popstar'a girmiş bir... Ha, anladım. Yani o şekilde ama... Ne olursa olsun bu sahneye 5 haftada çıksanız, 6 haftada çıksanız buraya çıkmak önemli bir şey. Çok. Çok.
Çok. Duydunuz ama çocuğun söylediğini. Asla havalara girmek gibi bir şey olmadı yani. Yok, havalara girdin yok, demiyor zaten. Öyle bir şey zaten. Demedi. Öyle bir şey yani demiyorum. Öyle bir şey demedi zaten. O ilk saf bir hal vardı belki o ürkek. De. Hani Trabzon'dan ilk köyden çıkıp geldiğimiz gelmiş. Zaman. Tabii modernleştik. İstanbul'da yaşıyoruz artık. O kadar olacak. İşte bu. Daha Trabzon'a gidemedik ya. İşte bu. Evet. Belki de oradan şehirli kaldım. Olmak kötü, anladın mı? Evet. O... Peki bir annesine de dönelim. Ama anneci halen yemekleri... daha... Zaten şehirli gidiyor babam bak. Anneciği halen daha... Üniversite mezunuyuz, hep üniversitede takılıyoruz. Mikrofonu alabilir misin Zehra Hanım? Anneciğiniz çocuğum... Belki söylemek istediğiniz bir şey vardır. Bence yemek yiyelim, boşuna konuşmayalım. İsminiz çocuğum, neydi bu çocuğun adı? Zeynep. Bence lafı uzatmayalım, buyurun anneler. Zeynep Hanım. Efendim? Zehra Hanım. Anneciğiniz ama halen daha... Karadeniz'in simgesi bir tarzda eşarbını bağlamış. Dedim ona anne ev oturmasına gitmiyoruz. Çok hoş. Çok yok güzel. Ondan değil Bülent Hanım. Bugün yok. Ona anneler günü hediyesi olarak küpe aldım. Onu göstermek için. Bir de yüzük aldım. Yüzüğü de şöyle ara sıra alkışla da görsünler. Hayır o mikrofonu böyle tutarken biraz bu elinizle şöyle yapın. Dedim böyle. Ona ara sıra şöyle alkışla tabii falan. Canım böyle ya da alkışlarken böyle bir şey yapın. O yüzden geri sardık. Zeynep'in annesi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çok gurur duyuyorum onunla. Sabah öyle demiyordu. Şu ana kadar çok küçük yaşta başladı bu şeylere. Çok kahrımızı çekti. Sizin kahrınızı çekti. Halen de devam ediyor tabii ki ailenin kahrını. Hani çekti. O palyaço vardır ya herkesi güldüren. Bir dakika annem bak önemli bir şey söylüyor Zeynep. Bir saniye. Zeynep'in şen şakrak olmasına bakmayın. Yani Zeynep okul çağından beri çalışıyor, aileye katkıda bulunuyor. Ama kendisi hiç yansıtmadı, hep lay lay lom gibi gösterdi ama yok öyle değil. Şu an Zeynep bıkmış gibi geliyor bana bu hayattan. Çok bıkmış yani. Esasında evet Zeynep hep böyle güler yüzlü bir, biz onu hep çok neşeli hani zannediyoruz ama. Acitasyon olmasın diye tabii biz anlatmıyoruz da. Neden bıkmış olabilir sizin? Ya küçük yaştan beri hem okula koşturuyor, sınavlardır, programlardır. Tabii gittiği yerlerde de kazanamıyordu. 2-3 saat bağlama çalıyordu. Kolum, omuzum taş falan. Taş patlasın 100 lira para alıyordu mesela parçalarıyla beraber. Eve gelirken kolunu şimdi İstanbul'da havalara girdik yapıyordu. Ya daha çok para alıyoruz falan. Zeynep, ama, dur. Kolundan ama bir şeyi ateş unutmayalım. Çıkıyordu. O bağlamanın yüzünden şöyle uzun da bağlama kolları kısacık. Gelirken onu ben masaj yaparak eve getiriyordum. Çok üzülüyordum. Siz hiç çalıştınız mı Zehra Hanım? Ben terzilik yaptım. Ben de çalıştım. Terzilik ben Avrupa'da yaptınız. Çalıştım. Eşiniz? Eşim emekli oldu. O da PTT'den. PTT'den emekli. Hepimiz çalıştık ama her insanın başına bir hal geliyor. Artık işin içinden çıkamıyorsunuz. Ve Zeynep de hep katkıda bulundu aileye. Evet çok çok. Gündüz program, akşam, ay gündüz okul, akşam program hep mesela öyle mesela bazı akşamlar ben çalışıyordum, ders çalışsın diye saat 2-3'lere kadar dikiş dikiyordum. O da uykusu gelmesin, dolanıyordu pasajın etrafında. Biraz daha şöyle. Çalışıyordu. Pasajda yani, dolaşıyordum gece kitabı ezberlemek için. Evet. Yani herkesin bir hani acıtasyon yani, olması diye anlatmıyoruz tabii ki ama şimdi annem anlatınca hepsini anlatırsam ben ağlarız. Ben çok duygulandım. Kendi annemi de özledim. Gecen seni kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bütün annelerin anneleri gününü kutluyorum. Sağ olun Zehra Hanım. Biz de sizin anneler gününüzü kutluyoruz. Annelerine Allah'tan sabır diliyorum. Bizim köyümüze geldi bir şehit. Şu an çok kötü orası. Şu anda Akçaabat'ta dün şehit evet. olan Gökhan Uzun ve ailesine de. Gökhan Uzun'a çok Allah'tan çok rahmet diliyoruz. Diliyoruz. Ailesine, tüm şehitlerimize. Ben sadece Akçaabat'takini biliyorum. Yine birkaç tane olmuş. Vallahi Allah'tan sabırlık diliyorum. Biz şu anda gülüyoruz ama onlar çok kötü. Gerçekten daha üzülmeyelim. Yoksa yine fırça yiyeceğim. Allah rahmet Sayın eylesin. Osman yani. Tan. Buyurun Bülent Hanım. Bir şeyi söylemek istiyorum. Bu genel cem'i olarak efendim gökyüzündeki o pırıl pırıl gök kuşağını görebilmek için önce yağmurları yaşamak lazımdır. O nedenle hayatınızda sıkıntılı dönemleriniz olabilir. Bu evet. herkes için, her kul için varittir. Yalnız zat haliniz ve
sizin tarzınızdaki kişiler için değil. Acıyı çekeceksiniz ama asla ve asla yılmayacaksınız. Çünkü biliniz ki her gecenin bir sabahı vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun öğrenim. Daha sonra da konuşabilirim ama şimdi bununla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Gittikçe zorlaşan hayat şartları insanları daha çok yorulmaya yönlendiriyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Bizim sektörümüzde de olan zorlukları yaşayanlar bilir. Şu anda yapım sektörü çökmüştür. Maalesef. Müzik sektörü çökmüştür. Maalesef. Ve sahnelerdeki durum da eskisi gibi değildir. Ve bu konuda bazı hakları alabilmek için meslek birlikleri vardır. Benim ricam bütün müzisyen arkadaşlardan şudur. Bu meslek birliklerinin yasal kurulmuş olan bu meslek birliklerinin içinde olalım. Ve bir bütünlük halinde olan bu meslek birliklerinin bütünlüğünü bozmayalım. Sanatımızı ve sanatçımızı ve ürünlerini korumak için bu birliği kesinlikle götürelim. Bunu niye söylüyorum? Gördüğüm lüzum üzerine söylüyorum. Ve bunu eğer ki tersini yapmak isteyen gerçekten hem kendi hakkına hem de bir başkasının hakkına ihanet etmiş olabilir. Onun için sanatı ve sanatçıyı korumak için bu meslek birliklerinin doğrultusunda hep beraber orada haklarımızı arayalım. Kesinlikle. Yasa bize bunun için izin vermiştir ve topluca hak arama yetisini vermiştir. MESAM, MSG tabii evet. Ki ve MÜYAP ve MİOR sektörümüzün bel kemiği olan bu meslek birliklerinin bütünlüğünü sağlayalım. Hepimizin hakları aynı derecede eşittir ve bunu vurgulamak istedim. Şu anda Zeynep'in durumu bana bunu hatırlattı. Daha öne almak istedim. Çünkü hayat şartları hanımı, karı koca demek istiyorum. Karı kocayı çalıştırmak durumundadır. Çocuklarını çalıştırmak durumundadır. Geleceği daha iyi tayin etmek için bunlar yapılmaktadır. Kolay değildir. Bütün dünyada bu zorluklar vardır. Çalışmaya devam edeceğiz ve iyi niyetle ve saygıyla ve sevgiyle yapacağız. Kesinlikle. Bütünlüğümüzü İnşallah. Koruyalım. Kesinlikle. Temennim herkes başarılı olsun. Teşekkürler Orhan Bey. Armağan'cığım senden de puan alalım. 9 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 39 puan oldu. Teşekkür ederim. Evet, Zeynep'in toplam puanı 39 oldu. Aday numaranı hatırlatmak istersen. Aday numaram 108. 3004'e gönderirseniz bir telefondan en fazla 10 SMS atılıyor. Buraya beni izlemeye gelen, özellikle benim için gelen çok teşekkür ederim. Ve sizlere de çünkü zahmet ediyorsunuz bu saatlere kadar bekliyorsunuz. Ama sadece izlemekle olmuyor. Oyları da atın yani telefonları görmüyorum. Peki. Oldu, hoşça kalın. Teşekkürler Zeynep. Ben şimdi orada oturabilir miyim? İçeri alacağız. Öyle seni. Mi? Tabii. Tamam. Hoşça kalın. Sevgiler Zehra Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz.